Herkese merhaba. Apple'ın ilk kez geçen yıl gördüğümüz Retina ekranlı MacBook'ları yenilendi. Nisan ayı ortalarında çıkarılan 2016 model MacBook'lar nihayet Türkiye'de de piyasaya sunulmuştu. Elimizde 2016 model MacBook var. Rose altın renginde 2016 modelle birlikte yeni gelen renk seçeneğiyle birlikte görmüş olduğunuz kutu MacBook kutusu test merkezimize ulaştı. Bu kutunun açılışını gerçekleştirelim. Detaylı incelemesi de çok yakında Teknoblog'da olacak. Elimizdeki model 8 GB RAM'e sahip, 512 GB dahili flash depolama var. Intel HD Graphics 515 grafik işlemci birim var. Intel Core M5 var, üzerinde yeni nesil Intel işlemci var. Bu şekilde bir konfigürasyon var elimizde ve dediğim gibi Rose Altın renk seçeneğiyle birlikte geliyor. Hemen açılışa başlayalım. Şöyle elimize makasımızı alalım ve Apple'ın yeni MacBook'larda geçen yılın modelleri gibi sadece USB-C portu barındırmasıyla dikkat çekiyor. USB-C portu var. Bunun dışında bir de kulak dış akı bulunuyor. Böylelikle Apple oldukça sade bir port düzeni sağlıyor. Gördüğünüz aksesuarlarla USB-C USB adaptörü, USB dijital video adaptörü gibi aksesuarlarla da bu MacBook'a farklı aksesuarları bağlamak mümkün oluyor. Jelatini çıkardık. Şöyle kapağından da yukarı doğru iterek açılışı tamamlayalım. Ve karşınızda 2016 model MacBook. Gördüğünüz gibi rose altın rengiyle bir hayli çekici duran bir model var karşımızda. En ince tarafında 3,5 mm'lik bir kalınlık söz konusu. Kalın tarafa doğru ilerlediğimizde de kalınlığın yaklaşık 13 mm'ye çıktığını görüyoruz. Bu şekilde bir konfigürasyon Apple MacBook'ta. Açılışını da şöyle gerçekleştirelim. Gayet şık. Rose altında bu bilgisayarı bir hayli çekici gösteriyor. Bunu kabul etmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi sol kenarında sadece bir USB-C port var. Sağ tarafında da gördüğünüz gibi mikrofonlar ve 3,5 mm kulaklık şık var. Port dönüştürücüler, adaptörler sayesinde de farklı aksesuarları USB-C port üzerinden bağlamak mümkün oluyor. Devam edelim. Şu şekilde kenara yerleştirelim MacBook'u ve kutuda başka neler var bakalım. Çeşitli kitapçıklar var. Hızlı başlangıç kılavuzu, garanti belgesi vesaire. Yine gördüğünüz gibi rose altın renkte Apple çıkartmaları. Bunlar mevcut. Bunun dışında gördüğünüz gibi şarj adaptörü. Bu şekilde takıp kullanım hazır hale getirebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi USB-C kablosu. Uzun bir USB-C kablosu var. Bunun sayesinde de MacBook'u şarj etmek mümkün oluyor. Gördüğünüz gibi uzun bir kablo. Yaklaşık 2 metre civarında bir uzunluğu var gibi görünüyor. Kutudan bunlar çıkıyor. Şimdi MacBook 2016'nın açılışını gerçekleştirelim ve ilk turu hep beraber atalım. Evet, masamızı temizledik. MacBook'a biraz daha yakından bakalım. Gördüğünüz gibi Apple logosu arkadan aydınlatmalı bir logo değil. Daha önceki MacBook'ta görmüş olduğunuz gibi yine bu metal gövdenin üzerine yerleştirilmiş bir metalden yapılmış Apple logosu var. Rose altın rengi de uyum gösteren bir Apple renk tonu tercih edilmiş. Oldukça ince, söylediğimiz gibi, ve rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Şimdi kapağını kaldıralım. 12 inç Retina ekran. Oldukça derin siyahlara sahip. Baktığımızda ekranı fark etmek kolay değil. Şöyle açılışı gerçekleştirelim. Evet, MacBook 2016 kurulumu gerçekleştirildi. Yaklaşık 4-5 dakika arası bir sürede kurulum tamamlanıyor. Tıpkı bir iPhone'u veya iPad'i kuruyormuş gibi MacBook'u da kolaylıkla kurabilir, kullanmaya başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aradığınız masaüstü deneyimi, Mac deneyimi bu bilgisayarda da sunuluyor. Kolaylıkla her yere taşıyabileceğiniz bir Mac deneyimi, masaüstü deneyimini MacBook'la elde etmeniz mümkün. Gördüğünüz gibi Apple'ın Pages, Numbers, Keynote gibi uygulamaları yüklü olarak geliyor. Bunun dışında Safari'den hemen internette gezinmeye başlayabilirsiniz. Oldukça akıcı, hızlı şekilde çalışıyor. Bunun dışında mail için mail programı var. Ve Launchpad'e baktığımızda da yine çeşitli Apple uygulamaların, mesela iMovie'nin, GarageBand'in bu bilgisayarda yüklü olarak geldiğini görüyoruz. MacBook 2016 ile ilgili detayları ilerleyen günlerde yayınlayacağımız detaylı incelemede bulacaksınız. Bu arada kapatmadan önce MacBook'la birlikte elimize ulaşan aksesuarların da açılımını gerçekleştirelim. Elimizde gördüğünüz gibi USB-C USB adaptörü var. Bunun sayesinde MacBook'a USB cihazları bağlamak mümkün hale geliyor. Harici disk, flash disk ve bunun gibi benzeri USB aygıtlarını bağlamak için veya dijital kameranızı bağlamak için bu aksesuarı kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça basit, kullanışlı bir cihaz. Çantanızda da fazla yer etmeyecektir. Bir tarafı USB gördüğünüz gibi, diğer tarafta da USB-C portu. Bu şekilde bir aksesuar.
Diğer aksesuar ise görüntü aktarımı için USB-C dijital video adaptörü üzerinde birden fazla port var. USB-C HDMI ve USB portu var. Böylelikle hem USB-C portunu işgal etmemiş oluyorsunuz hem de HDMI ve USB portlarını bir arada kullanmanız mümkün oluyor. Bunun da açılışını gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi bu diğerinden biraz daha büyükçe bir aksesuar. Üzerinde 3 tane port var. USB-C portu var. Bir yandan görüntü aktarımı yaparken yine MacBook'unuzu şarj etmeye devam edebilirsiniz. USB bağlantısını kullanabilirsiniz ve HDMI portuyla da MacBook'un görüntüsünü ayrıca bir monitöre, TV'ye aktarmanız mümkün oluyor. 2016 model MacBook'un kutu açılışı bu şekilde. Bu bilgisayarın detaylı incelemesini çok yakında Teknoblog'da bulacağınızı belirterek videomuzu kapatalım. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.